Sokaktaki insanların çoğunluğuyla sizin cevabınız aynıysa normalleşmişsiniz. Eğer aynı değilse normalleşememişsiniz. Birden fazla kez aldatan partnerini tekrar affetmek normal midir? Bence salaklıktır. Yani gerçekten biraz enayiliğe giriyor. Normal değildir tabii de. Değil midir? Ama normalleştirebilirim yani. Ne demekse yani, şimdi. Ya. Buraya geldiysek peki normal miyizdir? Çok normaldir çünkü bir erkekle bir erkek olması nasıl normalse bir erkekle bir kızın olması da normaldir. Burada bu ülkede kadın eşitlik hakları var. Hani... Çünkü zorundasındır. Çünkü evet zorundasındır, bu normaldir ha canım falan. Sorulur mu? Sormak normal mi? Bunu sormak normal. Cembe hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyi. Siz gazını mı açtınız? Bunu sorması çok güzel. Herkes bana bunu soruyor bugünlerde çünkü. Bayağı gazino açtığımı zannediyor. Vallahi ben öyle zannediyorum. Ya, yani bu da beni daha çok açıkçası mutlu ediyor. Çünkü bir gazino konseptinde bir albüm yaptık. Cemiyet Gazinosu adı da. Tamamen 70'ler konseptinde bütün görselleri, klibimiz, fotoğraflarımız ve aranjelerimiz günümüze uyarlayarak sahneleri de taşımak istiyoruz. Eski şarkıları mı söylediniz? Hayır, yeni şarkılar. Hepsi sıfır. Benim bestelerim. Ama aranjeleri biraz daha bize 70'leri hatırlatan aranjeler, altyapılar. Klibi de aynı şekilde. Canlı müzik çok modu ya bu ara. Ben dedim ki Cem Bey herhalde gazını açtı. Vallahi öyle zannettim. Ya, dedim ki Beyoğlu'nda bir yerde herhalde bu. Hani iyi fikirmiş diye düşündüm bir de. Armağan Bey, inanın gösteririm size zaten. Bana işte mekanın adresini soranlar. Ha işte. Fix menü. Hepimiz aynı tufaya gelmişiz. Bizim suçumuz yok. Cemiyet Gazinosu'nun fix menü fiyatı nedir? Hangi günler sahne alıyorsunuz? Kimler çıkıyor falan? Demek ki benim suçum yok. Herkes aynı ya tufaya gelmiş. Ya gerçekten böyle zannediyor herkes. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ha, herkes aynı tufaya gelmiş. Şimdi bu bizim yeni programımız. Normalleştiremediklerimizden misiniz? İsmi bile zormuş ha. Ama hayırlı güzel olsun hepimize. Sağ olun. Şimdi size çeşitli değer yargılarıyla ilgili 6 tane soru soracağım. Evet. Sorular genel olarak şöyle. Bilmem ne normal midir? Bilmem ne normal midir? Siz normal olduğunu düşünüyorsunuz. Normal çünkü. Hı. Bence normal değil çünkü. Sonra biz aynı soruyu sokağa çıkıp sorduk. Sokaktaki insanların çoğunluğuyla sizin cevabınız aynıysa normalleşmişsiniz. Eğer aynı değilse normalleşememişsiniz. Tamamdır. Tamam. Basit. Buraya geldiysek peki normal miyizdir? Ya buraya kadar geldiysek normal. Tabii ki. Epey. Allah Allah. Tabii ki. İlk soruyu soruyorum. Birden fazla kez aldatan partneri affetmek normal midir? Birden fazla kez aldatmış. Yani bir kere... Partneriniz sizi birden fazla kez aldatmış. Onu affetmek normal midir? Şimdi bana göre mi? Size göre tabii. Bana göre mi? Normal değildir tabii de. Değil midir? Ama normalleştirebilir yani. Ne demekse yani, şimdi. Ya. Burada bir cevap yok. Söyleyeyim. Böyle bir cevap yok. Böyle bir cevap yok. Tabii ki daha normalleşemediklerimizdeniz yani. Normal değildir. Değildir tabii ya. Mesela bence normaldir. Normal midir? Ben tam şöyle düşünüyorum. Bu ne kadar aşık olduğunuza bağlı bir şey. Eğer bu bütün bir hadise olduğunda çok aşıksanız normal farz edip devam edersiniz. Ama atıyorum 10 yıllık sevgilinizdir ya da 10 yıllık karınızdır, kocanızdır. Artık normal değildir yani. Hani şey affetmezsiniz biter ya, gider. Bir de böyle tamamıyla hani... ilişkinin süresine bağlı bence. Ya da ne kadar aşık olduğunuza bir bağlı. De böyle beylik konuşmak kolay ya. Bir de yaşayınca tabii öyle olmuyor. Burada demesi kolay tabii. Hani normal değildir diyorsun da başına gelince normal. Yaşıyorsun yani. Peki siz normal değildi dediniz. Bakalım onlar ne demişler. Birden fazla kez aldatan partneri tekrar affetmek normal midir? Birden fazla mı? Ha. Defalarca aldatıyor. Tekrar affetmek normal midir? Ben normal karşılamıyorum ya. Normal değil midir? Bence normal değil. Normal değil ya. O anormallik var. Yani. Anormal mi diyorsun? Anormal bence. O yok. Niye? Bunlar rahat bir ilişki yaşıyorlarsa. Ya, ilişkide rahat, o kadar rahatlık olmaması lazım. Bir sınırları olması evet, lazım. Evet, evet. Bence salaklıktır. Yani gerçekten en doğrusunu söylüyorsun. Bir kere olur. Belki onu da affedersin ama ikincisi olmaz. Aşkın gözü o kadar da kör olmamalı. Yani yok, körden değil de yani. En azından kendine bir saygın olsun yani. Harikaymış. Laf bana geldi. Huy edilmiş de bir daha yapar yani. Ama çok seviyorsa.
bir daha yapar. Çok seviyorsa bir daha katlamak zorunda yani. Onu affediyorsa yani. Alışacak artık yani. Normal değil diyorsun. Normal değildir. Hayır, çok saçma. Bir defadan sonrası bile çok saçma bence. Çünkü bir yapan bir daha yapar. Bilmiyorum, bana hiç mantıklı gelmedi. Hayır. Bir kez yapan tekrar yapar. Tekrar yapacak. Bir tane bile normal diyen yok ha. Yok canım. Bir tane bile normal diyor. Ama sorsam belki affetmişlerdir. Söyleyemiyorlardır yani. Şimdi arkalarından dedikodu yapmış gibi olmayalım da. Ya da oradaki beylerin birçoğu aldatmıştır mesela. Ama şey, işte çok sevmekle alakalı. Bence bile öyle. Bile olabilir. Bence normal değil. İlk soruda orayla uyuştunuz. İkinci soru. Bekar birine neden evlenmediğini sormak normal midir? Mesela size sık sık soruyorlar. Yani normaldir ya. Normal sorulur yani bu. Ha, neden evlenmedin? Normal değil midir? Neden öyle baktınız ki? Bence yani ayıp. Ayıp mı? Bence ayıp. Biri gelip sürekli bana niye evlenmedin diye sorsa. Ya sürekli gelip zaten niye sorsun da. Hani ama tanıştın, birisini tanıyorsun falan daha. Hani belki biraz yaşa, bu yaşa kadar diye başlar. O da daha da ayıp olarak hatta biraz daha ayıplaştırmak için. Bu zamana kadar niye evlenmedin? Sormak ayıptır ya. Normal değildir. Normal değildir yani herkesin. Aslında evlenene sormak lazım. Normal değil. Bence de normal değil. Bakalım ne demişler. Bekar birine neden evlenmediğini sormak normal midir? Değildir. Asla değildir. Yani bu gerçekten çok saçma bir şey. Sana ne? İnsanların evli olup olmadığı, mezun olup olmadığı, iş bulup bulamadığı. Hani bunların sorulmaması gerekir ya. Hani çünkü bekardır. Evlenmek istiyordur ama hayatındaki o kişiyi bulamamıştır, hayatında biri yoktur. Yani bunu nasıl etkileyeceğini bilemeyiz yani o insanı. Sorulmaması gereken bir şey. Normaldir abi. Abi sana yani neden evlenmedin diye yani sorabilirsin yani. Bir sakıncası görmüyorum abi. Bu onun iyiliğini düşünmek gibi bir şey olarak biz söylüyorsun. Aynen, bence öyle değil. Bence değil, hani istemiyor olabilir. Bunu çok karıştırmak gerekmiyor bence. Kurcalamamalıyız. Belki sağlık sorunları da olabilir. Bu yüzden psikolojisinde hasar olabilir. Yani sormak gerekmiyor bence. Kurcalamamalı. Normal değildir bence. Çünkü hani bir insan evlenmek istemiyorsa yani veya herhangi bir şeyden düşünüyor olabilir. Cinsellikten korkuyor olabilir. Bu yüzden sormak normal değildir. Normaldir çünkü kimi insanlar bekar yaşar, kimi insanlar evli olarak yaşar. Önemli olan bekar veya evlilik değil. Önemli olan bu hayatı düzgün ve hayata yönelik bir şekilde sürdürebilmek daha önemli. Ya şöyle söyleyeyim, ben bekarım. Bekarlık sultanlıktır. Tabii doğru kişiyi bulursan neden evlenmeyesin ki? Sonuçta herkes çocuk yapmak ister yani. Aileyi kurmak, yuva kurmak ister. Birilerinin sana neden evlenmiyorsun? Böyle sapsaplı geziyorsun demesi rahatsız etmiyor. Çok rahatsız ediyor. Normal değil. Ama ben bekarlığı seviyorum yani, rahat. Yine tuttunuz ha orayla. Tuttun mu? Evet. Siz bayağı normalleşmişsiniz. Ya ben normal olmasıyla ayıp olması arasında bir gidip sorunun hani sormak ayıp. Ama sormak normal ve ayıp yani hani. Hem normal hem ayıp. Hem normal hem ayıp yani hani. Çok özel bir soru bence yani hani. İlk tanıştığın birine sormamalısın yani. Bir zaman geçirdikten sonra sorabilirsin belki. Öyle bir soru yani bu hani. Peki. Bir süre sonra ayıp değil bence bu soru. Yani düşünsene yani bir zamandan beri berabersin. Ama zaten belli bir süre sonra arkadaşınızın evli olup olmadığını bilirsiniz. Niye evlenmediğini de bilirsiniz. Sormanıza da gerek yok. Yani anlarsınız. Gerek yok. Evet. Ama ilk tanıştığınız birisine evli misin? Çok ayıp canım. Bence denmez. Peki üçüncü soru. Evli bir erkeğin en yakın arkadaşının kadın olması normal midir? Normaldir. Çok çok da normaldir yani. Muhtemelen orası anormal demiştir. Buyurun. Burada kaybedeceksiniz gibi bir his var içinde. Evli bir erkeğin en yakın arkadaşının kadın olması normal midir? Yok abi değil. erkek konusunda bir sıkıntı olmaz mı? Kadının erkekse arkadaşı sıkıntı olur. Değildir. Değil. Değildir. Çok normaldir. Ha işte ben. Çok normaldir çünkü bir erkekle bir erkek olması nasıl normalse bir erkekle bir kızın olması da normaldir. Burada bu ülkede kadın eşitlik hakları var. Kız mı olsun? Ha, kız olsun. Kadın olmaz. Olmak istesin. Kadın olsun. Yok abi uygun değil. Olmaz mı bu? Normal. Tamam. Yani değişebilir aslında ne kadar yakın oldukları ya da neleri paylaştıklarına göre değişebilir.
normal değildir. Ne temel? Yani normal değil. Topluma göre normal değildir yani. Çok yakın derken. Yani. Sırdaşı. Ya sırdaşı. Hani akıl aldığı. Vallahi eşine göre normal değildir yani. Ha, eşe göre değişir. Eş sıkıntı çıkartır. Peki sıkıntı sende midir, eşte midir acaba? Bendedir. çok iyi, çok dürüst ya. Soru sıkıntı bendedir diyor. Demiştim burada kaybedeceksiniz. Evet ama şey yani arkadaşlık yani cinsiyetsiz bir kavram bence yani dostluk, arkadaşlık, en yakın arkadaşlık. Bence de öyle yani. Niye olmasın? Tabii. Çocuğunu bakıcıya bırakıp tatile gitmek normal midir? Hayır, daha neler. Ama niye mesela atıyorum 3 aylık bebek. 3 aylık bebeği güneşin altına götürmek mi normal? Evde bir tane bakıcıyla bir hafta bırakmak mı normal? Bakıcıyı da almak normal bence. Hiç gitme o tatile. Bütün gün çocuk ağlıyor. Ev, o şey, hadi otel odasının içinde. Ya bilmiyorum, çocuğum yok ama bakıcıya bırakıp tatile gidemem gibi geliyor. Olsa. Ya bakıcıyla bir gidebilirim. Ya da hepimiz otururuz evde yani. Balkonda güneşleniriz. Bir şey söyleyeceğim, benim de çocuğum yok da. Ama şey hani bilmiyorum, böyle bakıcı deyince ya biraz... Ben olsam yani. Gitmem zaten yani. Gitmeyiver tatile. Git yani bir, belki bir yaşa gelene kadar. Yani. Ama şöyle ben, 18'e gelince falan diyordum. Ben zaten hani şey sahilde çocuk sesine de tahammülüm yok benim. Ben öyle bir tweet attım, linç yedim bir hafta falan. Allah sevene versin diye bağlasam ya ben konuyu. Buyurun. Muhtemelen burada ikimiz de oraya uyacağız. Çocuğu evde bakıcıya bırakıp bir haftalığına tatile gitmek normal midir? Bilmiyorum, açıkçası çocuğun yaşıyla alakalı tamamen. Çocuk büyümüşse gayet normal ama çok küçükse annesiyle beraber yetişmesi daha iyi. Değil. Normal değil. Normaldir. İnsan olmuyor musun anne baba olunca? Yani. Bırakırsın da gidersin. Aynen. Güveniyorsan. Aynen. Ya sonuçta şeye kitlemiyorsun, depoya kitlemiyorsun çocuğu yani. Hani ne haliye, ne yerse yesin deyip bırakmıyorsun orada sonuçta. Normal değildir bence. Neden? Sonuçta bakıcıya güvenemez çocuğun, öyle tanımadığı birisine bırakıp gidemez. Gün içinde işe gidiyor ama. Gidebiliyor ama bir haftalığına komple bence olmaz. Uzun sonuçta, bir vade olduğu için. Aynen öyle. Sonuçta sabah gidiyor, akşam geri geliyor. Bakıcıyı ne kadar tanıyoruz ona göre. Mesela çok iyi tanıdığım biriyse, güvenebileceğim biriyse bırakabilirim. Yani bu insanlar da insan sonuçta ve kendilerine ait bir zamanları olması gerekiyor. Partner olarak da beraber zaman geçirmeleri gerekiyor. O yüzden normaldir yani. Ya çok göreceli, çok... Bence birisi doğru bir şey söyledi. Çocuğun yaşına bağlı diye. Yaşına bağlı, evet. Değil mi? Ama bir şey soracağım. Mesela çocuk ne bileyim meme emmiyorsa falan bence gidilebilirdi gibi geliyor. Ne bileyim ben. Ya benim aklım çok kalırdı mesela. Ben aklım kalır diye yapmıyorum hatta. Hani o derece. İsim vermiyorum. Bir yani şarkıcılardan bir tanesi. Doğum yapınca ben ona şey televizyon programı çekiyordum. 15 dakikada bir arıyordu. Yemeğini yedirdin mi? Ya işte o zaman tatilinde... Bu da şımarıklık. O zaman iş yapmayacaksın, oturacaksın çocuğun başında bakacaksın yani. 15 dakikada bir yemek yedi mi? 2 dakika sonra ne kadar yedi? Suyunu içti mi? Portakal suyunu sıktın mı? O zaman bu kadar meraklısıysa çalışmayacaksın bir süre. Çocuğun büyüyene kadar başında duracaksın. Ya şeyi anlıyorum bu arada. Hani çalışmak, hayat şartları, mecburiyet ya da işte o iş tutkusu falan okey. Ama hani çocuğu da bırakıp ben güneşlenmeye gidemem yani mesela. Bunu anlamıyorum ben. Çalışmak okey ama tatile gitme kısmını... Arkadaşlar yok. Burada bir konu yok, nasıl yapabilirim? Normal mi yani? Normal mi? Ben bırakmam. Ha işte. İşi bırakmam. Bırakır evet. Mısınız? Yani yaşına bağlı. Sen Emre? Yine. Ha Alişan? Sen? Ha? Evet. Ne farkı var? Bakıcı profesyonel bakıcı. Ha anneannesine bıraktın, ha profesyonel bakıcıya bıraktın. Farklı mı? Ya işte güvenemiyor demek ki o kadar. Hayır, o vicdan temizliği. Vicdan temizliği. Hani hiç olmazsa anneannesine bıraktın. Anneannesinde yani. Doğru. Bakıcının elinde değil. Bir şey söyleyeyim, en tartışmalı konu buymuş ha. Evet. Çok ortada kaldı cevaplar. Çok ortada kaldı. Çok ortada kaldı. Diğer soru. Arkadaş gruplarında sürekli çocuğunun fotoğrafını paylaşmak normal midir? Yani bence asla değildir de. Asla değildir. Hatta yani iticidir. Daha açık olmak gerekirse. Ama
Bir de şey dersin, anne tatlı ya canım falan diye dersin. Bu normaldir. Hani, çünkü zorundasındır. Çünkü evet zorundasındır, bu normaldir ha canım falan diye. Aynen. Benim yaşım itibariyle arkadaş grubundan torun anlatıyorlar ki. Çok canım sıkılıyor. Gerçekten. Mesela hepsine birden torununuzu dinlemek zorunda mıyım yazıp grubu terk etmek istiyorum. Gerçekten. Çok saçma. Bir de ulan bütün Türkiye'nin mi torunu ileri zekalı? Ya evet ya, o durum şey var. Bu konuyu yani bunu çok eleştiren bir arkadaşım vardı. Çocuğu oldu. Ondan sonra ya bana diyor ki yani baksana nasıl şarkı söylüyor. söylüyor işte yani bütün çocuklar gibi söylüyor ya. Ama ya kesin bir şey olacak. Ya tamam olacak, seninki olacak. Yani tamam seninki olacak. Yani öyle bir şey var, durum var yani. Torunlar hani... da öyle. Hepsi. Bütün anneanneler dediler, babaanneler. Çok zeki benim torunum. Ama Türkiye'den henüz bir uzay mühendisi falan çıkmadı yani. Ama yani herhalde bizim olsa bizimki de en zeki olacak. Emin değilim ya. Ben saklardım çocuğumu zaten. Bilmiyorum. Bakalım. Arkadaş gruplarında sürekli çocuğunun fotoğrafını paylaşmak normal midir? Hayır. Güzel bir karakter. Özel hayatın, bence özel hayatın WhatsApp ya da Instagram'da herhangi bir yerde story dedikleri şekilde ne yemek ne de hani bir aile bireyini paylaşması bence benim açımda hiç de normal değil. Çünkü yanlış bence. O kadar da özel ol, hani özelimiz herkese özel olmaması lazım. Sadece bize özel olması lazım. Aynı noktadayız. Bir dakika dur dursanız. Yemekle çocuğu niye niye yemekle çocuğu bir tut? Yemek de özel yani. O normaldir diyorsun. Normaldir yani. Sürekli değil de arada bir atılır hani. Benim oğlan bir yürüyor falan. Hani babasıyım. Ben tercih etmem işte. İnsanlar yapıyor, buna da ön yargıyla yaklaşmıyorum, öyle söyleyeyim. Normal. Sonuçta çok sevdiği bir şey kendi yapmış. Gurur duyuyor. Ben yaptım, paylaşıyor. Nedir yani? Kişi için normal gelebilir ama arkadaşlarını bir süre sonra rahatsız eder. Bir şey söyleyeceğim. Ne için, ne sonuç çıktı? Anlamadım ben. Yeni ortada değil mi? Evet. Ha? Yani en son şey dedi ama işte benim dediğimi dedi. Normal değil. Normal değil ama... Paylaşın için normal. Ha paylaşın için normal ama arkadaşların maruz kalan için normal. Son soru. Partnerlerin birbiriyle ilişkiye girmemek için bahane uydurmaları normal mi? Çok güzel soruymuş ya gerçekten. Yani çok açabiliriz ya bu soruyu. Yani ilişkiye zaten girmeyeceksen niye partnersin diye sorulur. Sorulur mu? Sormak normal mi? Bunu sormak normal. Yani aslında normal değil ya. Niye bahane üretiyorsun ki o zaman? Açık o zaman açık söyle. Şeyi düşüyor yani, altı boş oluyor yani. Bir açık açık söylersin, ne bahanesi? Değil mi? Bence normal değil. Bence de değil, buyurun. Partneriyle ilişkiye girmemek için başım ağrıyor, kirpiklerim ağrıyor diyerek bahane uydurmak normal midir? Değil. Normal değil. Bunda bir sıkıntı, bir normal olmayan bir durum var yani. Yani bence bin normal değil ama açıklamasını yapamıyorum. Normal değildir. Niye abi? Sevişmeksiniz ama her türlü sevişeceksin yani. Birbirini şey yapacaksın. Kötü bir şey. Sonuçta erkeğin de kendince isteği ve arzuları bir kadın üzerinde gerçekleştirmesi doğanın kuralı bu. Peki erkekler demiyor mu? Başım ağrıyor bugün. Kırpıkların ucu ağrıyor gibi. O da erkek değildir o zaman abi. Normal. Korkuyor olabilir. İstemiyor da olabilir. Aynen. Bahane etmesi açık açık söylese. Yani açık açık söylemesi daha iyi olur. Ama hani bahane uyduruyorsa da karşıdaki bunu anlamalı bence. Normal değil. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü ilişkiye girmemiz şart. Eyvallah. O zaman niye evlendin diyorsun yani? Aynen. Normaldir. Niye? Çünkü ilişkiye girmek istemiyordur. Bir şeye uyuz olmuştur. Bu da çok normaldir. Ya açık açık söylesin. Açık açık söylesin. İşte açık açık söylemesin. Açık açık söylüyor işte, daha ne yapsın? Başım ağrıyor deyince anlayacağız mı? Şifre bu mu? Başım ağrıyor deyince anlayacaksın. Şifre bu. Çok iyi. Başı... Yani asla normal bir şekilde başı ağrıyamaz evde yani. Mümkün değil. Mümkün grip değil. Grip olamaz filan yani. Yok yok. Ben en çok ikinciyi seviyorum. Bu videodaki ikinci çocuk var ya. Anlatırken sanki hani... Bir şey anladım. Bak geri alsanıza.
bir şey anlatırken sanki böyle hani Covid aşısını o bulmuş. Öyle anlatıyor bak. Bak peki bak, erkekler de mi başım ses ağrıyor bugün? Kırpıkların ucu ağrıyor gibi. O da erkek değildir o zaman abi, ne diyor? Öyle anlatıyor yani, Covid aşısını bulmuş. Tamam tamam. Bir şey söyleyeceğim, siz bayağı normalleştirilmişsiniz. Evet, normalleştirildim. Ya da... Ama böyle oluyor. Bence burada sosyal medyanın da çok büyük etkisi var. Hep bir şey yazarken hepimiz şey yapıyoruz ya, bir dakika şimdi bunu yazıyorum. Linç yer miyim, yemem, yerim, sildim. Evet, evet. Bir artık böyle refleks haline dönüşmüş bir otokontrolümüz var. Ya bizim böyle atalarımızdan aldığımız genetik miraslarımız var ya bizim, işte atıyorum strese girmek. Aslında o mağaradaki atamızın işte av olma korkusunu biz iş hayatımıza falan yaşıyoruz ya. İşte bence bizden sonraki nesillerde de böyle kalıtımsal genetik şeyler olacak. İşte tweet atmamadan gelen bazı alışkanlıklar olacak. Bu artık bizim refleksimiz oldu yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Bir şekilde sinir sistemimize, bilinçaltımıza maalesef yerleşti. Yani en bu konuda şey olan, sivri dilli olan, rahat olduğunu söyleyen bile bir yerde bir otokontrolü maalesef olmak durumunda oluyor. İyi bir şey mi? Belki de iyi asla bir şeydir. Değil, asla değil. Değil değil mi? Değil yani. Geçen gün, dün yemek programı çekiyorum ben, elimi kestim. Elimi kesince de doğal olarak yara bandı taktılar, kanıyor falan. Öyle devam ettim çekimi. Birisi yazmış, program çok güzel ama elinizi kesince programa devam etmeseydiniz iyiydi. Ne yapayım mesela yani? Elimi kestim, çekim iptal mi ne? Ne yapayım yani? Çok acayip. Ben eğlendim bu program. Ben de çok eğlendim. Normalleştiğimi fark ettim. Genel olarak sahne üstündeki insanlar bence çok normalleşemiyorlar ama. Yani yok canım, onunla çok, yani biz şu an toplumsal ahlak, değerler üzerinden, değer yargıları üzerinden gittiğimiz için çok örtüşmediğim bir şey yok. Sahne önünde olmak, yani sahne üstünde olmak ya da sahnede olmakla alakası. Yani bunun yaratıcı olmakla pek bağdaştıramam yani. Belki de yetişme tarzıyla ilgili. Evet. Siz İzmir'de büyüdünüz. İzmir'de. Evet. İzmirliler rahat derler ama öyle değilmiş demek ki. rahat batanlar. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. İnanılmaz keyifliydim. Ben de. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.